ve sonrasında işten çıkarıldı. Yoğun bir kalabalık var. Ne söylemek istersin? Maşallah. Ya biz aslında beyefendi taksiciliği müşterilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Şu andaki mevcut yönetimi biz taksiciler hak etmiyoruz. Ama en fazla hak etmeyen de mevcut oda yönetimi. Ya biz her zaman patronumuz müşteri dedik. Taksicilerle yaptığımız toplantılarda da bizim patronumuz müşteri dedik. Müşteri bize parasıyla beraber duasını da vermezse zaten biz bu meslek gelecekte yok olacak demektir. O yüzden İstanbul'u güzel beyefendi bir taksicilik bekliyor. Allah nasip ederse kesinlikle herkes emin olsun ki bundan sonra dua ettikleri taksicilik gelecek. Biz Yahya Bey'i destekliyoruz. Gönlümüz onu doğruları izlemek adına sizi takip ediyoruz. Yahya Bey'i destekliyoruz efendim. Doğruları bilmek, öğrenmek adına sizi takip ediyoruz. Yahya Bey'i de destekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yahya Bey'i sonuna kadar Yahya Bey'i destekliyoruz. Sizi de takip edeceğiz. Yahya Bey'i destekliyoruz. Yahya Uğur'u desteklediğimiz için buradayız. Mesleğin kurtuluşu için buradayız. Yeniden doğmak için buradayız. Taksiciliği gerçekten güzel bir seviyeye yükseltmek için, çıtayı yükseltmek için buradayız. Neden buradasınız? Neden buradayız? Taksiciliğe bir yön vermek istiyoruz. Bunu alıp ehli insana vermek istiyoruz. Ehli insana. Bu işi getirecek insana vermek istiyoruz bu işi. Bizi temsil edecek gerçek insana vermek istiyoruz onu. Bunun başka bir nedeni yok. Yahya Uğur Başkanımız bu işi en güzel götürecek budur. Ben de adaydım biliyorsunuz Ali Bey. Adaylıkla çekildim ve hepsinden bütün adaylara istişare yaptım. Bu istişare içerisinde içeriye seçtebildiğim, bu iş götürecek bildiğim, tek inandığım kişi Yahya Uğur oldu. Bundan başkasını görmüyoruz. İstanbul Taksi Dolmuş Derneği Başkanı Mehmet Ayvaz ismim. Dolayısıyla bugün burada taksicilik sektörü adına buradayız. Taksicilik sektörü çok zor bir yerden geçiyor. Bunu düzeltme adına buradayız. Yahya Uğur'a destek olmak için buradayız. Bu seçim değil de geçim bizi ilgilendirdiği için buradayız. Seçim de önemli ama geçim derdi daha büyük. Onun için bir değişiklikten yanayız. Odada büyük bir değişiklik olması gerekiyor. Mevcut başkanın değişmesi gerekiyor. Burada da Yahya Uğur'u destekliyoruz. Şu an onun için buradayız. Taksicilik sektörü yerlerde, bu sektörü canlandırmak için buradayız. Taksicilik sektörü çok zor bir yerden geçiyor. Bunu daha iyi yerlere taşımak için buradayız. Yahya Uğur Başkanımız için buradayım. Neden buradayım? Mesleğim için buradayım. Neden buradayım? İstanbul taksi müşterilerine beyefendi taksiciliği ispatlayacak, gösterecek tek liderin Yahya Uğur olduğuna inandığım için buradayım. Biz geliyoruz, bomba gibi geliyoruz. Lütfen önümüzden çekilin, ezilirsiniz. Yahya Uğur'un sayesinde beyefendi taksicilik bir daha gelecek yani. Bu böyle birine. Bu seçimde de kesinlikle Yahya Uğur'u destekliyoruz ve kazanacak inşallah. Çünkü beyefendi taksicilik için, Yahya Bey'e inandığımız için, yaptıklarını da yapacaklarını teminat için buradayız. Yahya Uğur Bey'in vaatlerini yerine getireceğine de endişemiz yok. Yahya Başkanımıza destek. Neden destek oluyorsun? Çünkü yönetimi daha önce de çalıştı. Eskilerin elinden aldı. Dürüst ve güvenilir olduğuna inanıyoruz. Beyefendi taksiciliği İstanbul'a geri kazandırmak için buradayız. İnşallah 16 Ocak'ta da beyefendi taksicilik İstanbul'a geri gelecek. Yahya Bey'e destek için buradayız. 16 Ocak'ta kendisini inşallah başkan olarak tekrar görmek istiyoruz. Sahmettin Ayvalıoğlu. Evet, neden buradasınız? Yahya Başkan'a destek vermek için, verdiği sözleri yerine getireceği için buradayız. İsmim Abdülkadir, soyadım Çamlıca.
1986 doğumluyum. 15 senedir taksicilik. Baba mesleği, dede mesleği. Bu zamana kadar ilerletiyorum. Hala şoförlük yapıyorum. Amacımız, bugünkü yemeğimiz, bu kalabalığın topluluğu Yahya Uğur'a destek için buradayız. Öncelikle tanıyan mısın? Ben Altay Özcan. Neden buradasın? Yahya Bey'i desteklemek için buradayız. İzzet Erdoğan. Neden buradasınız? Yahya Bey'i desteklemek amaçlı buradayım. Neden destekliyorsunuz? Geçmişte Yahya Bey'in kaliteli ve güzel hizmetler verdiğinden dolayı buradayım, destekliyorum, yanındayım. İsmim Hüseyin Doğan. Neden destekliyorsunuz? Neden destekliyorum? Taksici sorununu çözeceğini düşünüyorum. Daha önceden geldiğinde yönetim olarak gayet başarılıydı. O yüzden destekliyorum. Adım Davut Kıranlıoğlu. Ben de bir taksici esnafıyım. Aynı zamanda durak işletmecisiyim. Neden buradasınız? Neden buradayız? Beyefendi taksicinin geri gelmesini istiyoruz. Kaybolan itibarımızın, özellikle misafirlerimizin kafasına oturan kötü algıyı yıkmak için taksiciliğin geleceğini bence bu seçimde kurtaracağız. Yaş sınırlamasının kalkması için. Yani inşallah Yahya Uğur'u bu seçimlerde başkan yapacağız. Neden buradasınız? Yahya Uğur'u desteklemek için buradayız. Taksicilerin sorunlarını çözmesi için kendisine destek veriyoruz. Yahya Uğur'u desteklemek için buradayım. Neden destekliyorsunuz? Neden destekliyorum? Çünkü şu anki yönetimden hiç memnun değilim. Öncelikle tanıyalım sizi. İsmim Fahri Cömert. Neden buradasınız? Neden buradayım? Çünkü kaybolan itibarımızın geri gelmesi için ve öncelikle beyefendi taksiciliğin tekrar geri gelmesi için ve Yahya Başkanımızın da yaptıklarının yapacaklarının teminatı olması için buradayım. Neden buradamızın sebebi görüyorsunuz. Herkes pişman. Geri kaybettiğimiz itibarımızı, beyefendi taksiciliği geri istiyoruz. Plakamızın sahiplenmesini istiyoruz. Görüyorsunuz, bütün herkes bu düşünceye sahip olduğu için burada. Derdimiz büyük. İnşallah kazanacağız. Ayhan Akpınar. Neden buradasınız? Yahya Uğur Bey'i desteklemek için. Neden destekliyorsunuz? Daha kaliteli hizmet alacağımızı umduğumuzdan, beklentimiz o yönde olduğundan dolayı, inandığımızdan dolayı buradayız. Sevgili meslektaşlarım, taksicinin gündemi gerçekten şu günlerde son derece hareketli. Sıkıntılarımız da had safhada. O yüzden ben size birkaç ana sorunumuzdan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Yemeği de fazla uzatmadan inşallah geçeceğiz. Sabrınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şu anda yaşadığımız en büyük sorun kaybetmiş olduğumuz itibarımız. Beyefendiliğimiz ve gördüğümüz değerin kaybı. Öyle bir hale geldi ki eşimiz ve çocuklarımız artık bu işi bırakmamızı istiyorlar. Çünkü sokağa çıkmaktan utanıyorlar. İşte biz bunu asla kabul etmiyoruz. Derhal düzelteceğiz ve eskiden olduğu gibi yine iki tane arkadaş bir araya gelip plaka alabilecek duruma gelecek. Odada çalışan arkadaşlarına, akrabalarına, eşlerine, çocuklarına sadece plaka almadılar. Bir de ünvan verdiler çünkü bunlar. Ayrıca tatif de istiyorlardı. Bunlara müdür falan gibi müdür ünvanlar verdiler. Genel müdür yaptılar. Sadece nefislerini okşamadılar. Maaşlarını da artırdılar. Nasıl olsa kendi çocukları para da esnafın parası. Şu anda bu soruyu özellikle sizlere de sormak istiyorum. Şu anda durağa bağlı çalışan veya durak başkanı arkadaşlarımız bir ellerini kaldırabilirler mi? Maşallah. İşte evet, biz taksicileri ilgilendiriyor ama sizleri de daha çok ilgilendiriyor. 4 yıldır bu komeden bir tane taksi durak fırsatı çıktı mı arkadaşlar? Sadece çıkmasını bırakın, mevcut olanların ruhsatları da iptal edildi. Bu mesleği layık olduğu yere yeniden taşımak, yeniden itibar kazanmak için beraber yola çıkmaya var mısınız? Evet. Şoförü, esnaf,
esnafı, müşterisi, bırakçısı, kiracısı, kamu kurumu her biriyle barışarak yeni dönem beyefendi taksiciliği imza atmaya var mısınız? Dörtlerle muhabbetini alarak lüks, konforlu hem taksiciye, müşteriye hem İstanbul'a yakışan taksilerle çalışmaya hazır mısınız? Taksiciye yakışacak gelir elde etmeye, şoförüyle, esnafıyla akşam eve güler yüzlü gitmeye var mısınız arkadaşlar? 16 Ocak'taki seçime katılarak bunların hepsini Allah'ın izniyle beraber yapacağız. Birlikte yapacağız, beraber kazanacağız. O zaman şimdiden sizlere söylüyorum. Beyefendi taksicilik şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim karşısında kimse duramaz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğine sağlık. Herkese afiyet olsun efendim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Saygılar. Neden buradayız? Yahya Uğur'u desteklediğimiz için buradayız abi. Evet abi, Yahya abiyi desteklediğimiz için buradayız. Ben de aynı temennilerde bulunuyorum. Yahya başkanımızın eski günlere kavuşturacağını düşünüyoruz. Yahya İnşallah. Başkan desteklemek için buradayız. 17 Ocak'ta da her şey, yeni bir sayfa açılacak. Taksicilik yeni bir üyete kazanacak. Eski beyefendi taksicilik geri dönecek. Merhaba, kolay gelsin. Öncelikle tanıyalım. Neden buradasın? Yahya Uğur'u desteklemek için buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradayım da kısa. Yahya Başkan için buradayız. Efendime söyleyeyim, onu desteklemek için buradayız. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Yahya Başkanımızı desteklemek için buradayız. Vallahi Yahya Bey'i destekleyip taksinin daha iyi devam etmesini sağlamak için buradayız. Neden buradasınız? Yahya Bey'in yemeği için buradayız. Yahya Bey'i destekliyoruz çünkü esnaf zor durumda. Esnafı da bu durumdan kurtaracak tek aday Yahya Başkan. Onun için buradayız. Ve Yahya Başkan'la huzur bulduk. Yine Yahya Başkan'la beraber olmak için buradayız. Ben burada neden buradayım? Gemi batıyor. 1974'ten beri taksicilik yapıyorum. Şimdiye kadar daha böyle bir kötü yönetime rast gelmedim. Onun için buradayım. Yahya Bey'i destekliyorum. Ben Osman Yıldırım. 33 yıldan beri taksicilik mesleğini icra ediyorum. Buraya Yahya Bey'e destek için geldik. Beyefendi taksicilik gelecek inşallah. İnsanların ilgisini, alakasını görüyoruz. Onun için buradayız. Neden buradasın? Valla neden buradayız? Yahya Başkan'ın ekmeğimizin hatırı için, mesleğimiz, plakamızın hatırı için, mesleğimizin hatırı için, onun için buradayız. Yahya Başkan'ı desteklemek için buradayız. İsmim Ayhan Azman. 30 yıllık taksiciyim İstanbul'da. Bayrampaşa'da oturuyorum. Evliyim, 3 çocuk sahibiyim. Yahya Başkan'la bu yola çıktık elhamdülillah. Onunla beraber devam ediyoruz. İnşallah bu seçimi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Yahya Başkan'ın yanındayız. Yahya Başkan doğru adres olduğu için, bizim çok efsane başkanımız, değerli abimiz olduğu için onu sonuna kadar destekliyoruz. Eskiden de destekliyoruz. Biz ekmeğin peşindeyiz, yemenin peşinde değiliz. Yahya Bey'e destek anlamında buradayız. Taksiciliğimizi beyefendi taksicilik statüsüne getirme anlamında, ona istinaden destek veren anlamında buradayız. Kılıç getirildi, görevle ilgili de konuştu telefonda.